Herkese merhabalar. Türkçe derslerimizden 11. dersimizle birlikteyiz. Bu dersimizin konusu karşılaştırma cümleleri. Eğer beni dikkatli bir biçimde dinlersen konuyu oldukça iyi anlayacaksın. Çocuklar, karşılaştırma cümleleri iki veya daha fazla varlığı, durumu, olayı ya da birbirine benzer şeyleri karşılaştıran, belirten cümlelerdir. Bu cümlelerde kullanılan kelimeler sıklıkla daha, en, kadar, gibi, ise aynı gibi kelimeler kullanılır. Bu kelimeler genellikle karşılaştırma yapılan, yapılırken kullanılan kelimelerdir. Mesela karşılaştırma yaparken nasıl yapıyoruz? Benzerlik belirtirken karşılaştırma yapabiliriz. İki şeyin benzer yanlarını anlattığımız cümleler olur bunlar. Bu iki kitap diğeri kadar ilginç. Bakın kadar kelimesini kullandım. Bu kitabın ilginçliği ile diğer kitabın ilginçliğini benzerlik yönünden karşılaştırdım. Ya da farklılıklarını anlatabiliriz çocuklar. İki şey arasındaki farklılıkları ortaya koyarız. Ali Ayşe'den daha hızlı koşuyor. Ali'nin koşmasının Ayşe'den koşmasına göre daha farklı olduğunu bahsetmiş. Üstünlük belirtme bir şeyin diğerine göre üstün olduğunu anlatır. Bu elma diğerinden daha tatlı. Yani bu elmanın tatlılık oranının diğerinden daha fazla olduğunu anlatıyor. Ya da eşitlik belirtirken iki şeyin aynı düzeyde olduğunu bize gösterir. Bu kalem o kalem kadar iyi yazıyor. Yani bu kalem de iyi yazıyor, o kalem de iyi yazıyor. İkisi eşit düzeyde iyi yazıyor demek istemiştir. Haydi sorularımıza bakalım. Ayşe sınavlarda arkadaşlarından daha başarılıdır cümlesine en yakın anlamlı cümle hangisidir? Ayşe sınavlarda arkadaşlarına yardım eder. Yardımla ilgili bir şey var mı? Hayır, yok. Ayşe sınavlarda arkadaşları kadar başarılıdır. Bununla ilgili bir şey yok. Ayşe sınavlarda arkadaşlarına göre daha başarılıdır. Ayşe'nin arkadaşlarından daha başarılı olduğunu zaten burada söylediğinden dolayı cevabımız C şıkkı. Haydi lütfen ekranı durdur ve kendin dene bu soruyu da. Kübra'nın yeni çantası Esra'nınkinden daha büyük ve daha renkli cümlesinde kaç farklı karşılaştırma yapılmıştır? Kübra'nın çantası ile Esra'nın çantası kıyaslanıyor. Neye göre? Daha büyük ve daha renkli. Büyüklük ve renge göre karşılaştırma yapılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Kedi ağacın tepesine çıktı. Hmm, bir şeyler karşılaştırılmış mı? Hayır, karşılaştırılmamış. Kitap okumak çok eğlencelidir. Kitap okumak ile başka bir şeyi karşılaştırmış mı? Hayır. Elma portakaldan daha tatlıdır. Elmanın tatlılık oranı ile portakalın tatlılık oranı karşılaştırılmış ama yine de diğer sorumuza da bakacağız. Şıkkımıza da bakacağız. Babam sabah işe gider. Herhangi bir karşılaştırma var mı? Hayır, yok. Ayşe matematik sınavında Melis'ten daha yüksek not aldı. Cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ayşe ve Melis aynı not aldı. Hayır, Ayşe'nin Melis'ten daha yüksek alındığı söyleniyor. Melis Ayşe'den daha yüksek not almış. Hayır, Ayşe Matematik sınavında Melis'ten daha yüksek not aldığı söyleniyor. Ayşe'nin notu Melis'in notundan yüksektir. Ayşe matematik sınavına girmedi. Hayır, hiç böyle bir şey yok. Cevabımız C. Bu kitap diğer kitaptan kalındır cümlesinde ne karşılaştırılmaktadır? Kitapların içeriği, içeriğiyle ilgili bir bilgi yok. Kitapların kalınlığı. Çünkü daha kalındır diyor kitapların rengi veya yazarı hakkında bir bilgi yok. Bu dersimizin sonuna geldik. Konuyla ilgili alıştırmalar çözmeyi lütfen unutma. Diğer videolardan haberdar olmak içinse kanala abone ol. Kendine iyi bak. Hoşçakal.